Yutarlar mıyım Abdüley? Göreceğiz. Geldiği ilk günden beri uyuz olmuştum o Hakan'a. O seni çok seviyormuş abi. Ben birazdan onu daha çok seveceğim. Muro nerede? Muro kim? Oho! En baştan başla Pürmüz. Muro'nun öldürmesinden senin öldürmeni tercih ederim. Öldür beni. Belediye memuru muyum köpek itlaf edeyim? Muro'nun nerede olduğunu bilmiyorum. O beni aldığını öğrenmiştir. Neredeyse de yerini değiştirmiştir. Sen Muro'nun takıldığı yerleri bir söyle. Ben yer değiştirip değiştirmediğine bakarım. Bir nakliye şirketi var gidip geldi. Adamların çoğu orada. Alo, Hakan Bey? Evet, benim. Bir sevkiyat daha olacak. Onu haber vermek istedim. Evet, aynı yerde. Yalnız dikkat edin. Bu sefer sevkiyatın başında Memati ile Abdüley Beyler de olacak. Ne zaman mı çıkacak tankerler? Bir saat sonra. Aynı yerde. Rica ederim. Saygılar. Saygılar. Öyle mi ortak? Memati Bey, inandırıcı olsun istedim o yüzden. Yok yok. Sende var bu tıyniyet. Herkese bir saygı, bir sevgi. Bir gün gözümün önünde birinin seni satacağı ve yaşayıp üstüne üstlük karşında konuşacağı hiç aklıma gelmezdi. Sen yine de aklına öyle şeyleri getirme Abdüley. Ben hiç değişmedim, değişmem. Kaç tane mekanınız var organ işi yaptığınız? Bir tane. Onun da yeri sürekli değişmek zorunda. Yoksa yakalanırız. Zaten yakaladınız da. Yurt dışı bağlantılarınızı kim sağlıyor? Hastaları dışarıdan kim getiriyor? Örgüt aracılığıyla Muro. Senin örgüt bağlantın ne? Benim bir bağlantım yok. Ben parama bakarım. Muro'nun üstündeki adam kim? Bilmiyorum. Topal! Yemin ederim bilmiyorum. Örgüt bu. Ben nereden bileyim? Muro'ya dair sen kimseyi tanımıyorsun yani. Hayır. Bu benim işime yaramaz. Sık kafasını öpürmüş. Bir dakika. Biri var. Kim? Muro'nun sevgilisi var. Dinliyorum. Kız tercüman. Yurt dışından gelme. Örgüt biliyor mu ilişkisini? Yok. Benden başka bilen çok az insan vardır. Pürmüz, kızın her şeyini öğren. Abi, sonra sıkayım mı kafasını? Kafasındakiler işine yaramazsa Pürmüz, ne istiyorsan onu yap. Yavrum da hakim yaradan var ya.
Şunlar Afganistan'dan gelmişler. Almanya'da yakınları olduğunu söylüyorlar. Buradakiler de Iraklı, Basra'dan. Avrupa'da kimseleri yokmuş. Burada mı yaşamak istiyorlar? Tridon tapkonep Türkiye. Datrat onlarla Irak. Aş meykun iştigir. Ve meykun iş. Ma'adna mekan teskunu. La yumkin en tezellihna. Ma'adna mekan nirca. La rica'na yıhtuluna. Bizi Irak'a yollamayın. Ne iş olsa yaparız, nerede olsa yaşarız. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Dönersek öldürürler diyorlar. Peki ne düşünüyorsunuz mülteciler hakkında? Bir kısmıyla birebir görüşmem lazım. Tabii ki. İçlerinde rejim muhalifleri kimse rapor edin. Özellikle Irak, Afganistan, İran, Pakistan'dan gelenler. Stratejik yerlerde görev yapmış olanlar. Varsa doktorlar, mühendisler. Bak Hakan, Abdüley'e bir şey yapılmayacak. Memati'ye ne yapıyorsan yap. Ama Abdüley'e dokunma. Ne yani? Abdüley bana sıkarsa sıkmayacak mıyım Zafer? Sıkmaz. Göreceğiz. Jandarmanın burada ne işi var? Kimlikleriniz lütfen. Buyurun. Abi jandarma var. Jandarma mı? Geçebilirsiniz. Kolay gelsin. Resmi kıyafet mi giymiş Hakanlar? Yok abi. Kontrol noktasından geçiyorlar şimdi. Ulan kim ihbar etti? Devam edin. Ulan Hakan, nasılsa bir ara elime geçeceksin. Abi örgüttekilere sevgili yasak değil mi? Lider kadrosuna serbest aram. Ebu Muro lider kadrosunda mı? Değil ama... Şehirde dağa göre daha serbest. Ah be abicim. Örgütte bile flört var, bir bizde yok ha. Yok mu sende bir numara? Var bir iki numara da. Kontörlü abi. Ne oluyor kontörlü olunca? Kontöre endeksli oluyorsun abi. Kontör var, aşk var. Kontör yok, aşk yok. Aha, Karamazot kardeşler arıyor abi. Efendim Abdüley? Mekandayız. Ne oldu, ne yaptınız diye soruyor abi. Tamam, bekliyoruz. Ne olmuş Erhan? Hiçbir şey olmamış abi. İptal olmuş operasyon. Niye? Hoş geldin.
Ne var ne yok? İyidir. Canın mı sıkkın senin? Öyle biraz canım sıkkın işte. Şu kasayı açsana bana. Niye? Ne oldu? İş güç işte. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Bu hep böyle mi gidecek? Gittiği yere kadar ne olmuş? Murat, bizi fark ederlerse öldürürler biliyorsun. Ya madem ölümden korkuyordun da benimle ne işin var o zaman? Bak Neval, parası olana hiçbir şey olmaz. Paran varsa her şeyi halledersin. Örgütte de, sokakta da söz sahibi olursun. Paran yok mu? Dağda da 5 sene ölürsün, sokakta da. Neval, eğer elimde para dolu çantayla geliyorsam eve, bir sıkıntı yoktur. Anlamıyorum ki bu jandarma nereden geldi? Ben çağırdım. Ne? Ne yapacaktım ya Hakan? Hüseyin sen dalga mı geçiyorsun? Hakan, sence onlar oraya bizim gittiğimizi bilmeden mi geliyorlardı? Ne fark eder aslanım? Onlarda da silah var, bizde de. Sen gerçekten farkında değilsin değil mi kime karşı olduğumuzu? Umurumda değil karşımdakinin kim olduğu. Eğer sen burnunu sokup her şeyin içine etmeseydin, şimdi Memati diye biri yoktu. Ya da karşımda konuşan biri yoktu. Bir daha böyle bir şey yaparsan, karşımda konuşamazsın. Ne oluyor? Hüseyin her şeyi berbat etti. Bizim orada olacağımızı biliyorlardı. Jandarma çağırdım. Neden böyle bir şey yaptın? Para için birbirimizi öldürmenin manası yok. Bundan kimse karlı çıkmaz. Ne diyor bu? Hüseyin'le gitmeyecek bu iş Zafer. Ben başından beri soğuk görüyorum zaten ama senden ötürü sesimi çıkarmıyorum. Artık yanında her şeyi konuşmayalım. Olur. Ne zamana kadar böyle sürecek? Bir konuşalım Vural'la. O Vural bizi satar. Nereye satıyor? Başka alternatifim var. Bakma sen. Siyaset yapıyor bazen ama yakalatmıyor. Haber vermedim Alper'in geleceğini. Anlaşılan biri çatışmamızı istememiş. Kim usta? Alper mi? Alper'in nereden haberi olacak? O zaman Hüseyin abi. Olabilir. Bu nedir? Her tarafta gammazcı gammazcı. Bırakmıyorlar adam gibi çatışalım. Çatışmak mı istiyorsun Memati? Kuruduk abi. O zaman iyi haberim var sana Memati. Muro'nun bütün mekanlarını basıyoruz. Sıçan gibi deliğinden çıkana kadar değdiği her yeri yıkacağız. Daha ne duruyorsun Abdüley? Yürü. Memati,
Abdüley'in işi var. Allah'a şükür devletle belirli bir mesafedeyim de hiçbir operasyondan mahrum kalmıyorum. Efendim? Doktor sen misin? Ne? Ulan Deyyus mekan basılıyor, şimdi mi haber veriyorsun bana? Topal nerede lan? Lan ne demek bilmiyorum, topala ne oldu? Tamam bekle orada, ben seni aldırtacağım. Bekle. Murat benim çıkmam lazım. Bekle. Alo Servet. Çocuklara haber sal. Mekanların hepsine mukayyet olsunlar. Ulan sakın baskın falan yemeyin ha. Sen dediğimi yap lan. Ben geleceğim oraya. Hadi. Nereye gidiyorsun? İşe, tercüme var. Dikkatli ol. Yine ne oldu? Ya bir şey olmadı. Sen dikkatli ol, tamam mı? Allah Allah, dikkatli ol işte. Ulan ben sizin var ya. Efendim, Asu Hanım geldi. Gelsin. Beni çağırmışsınız Turan Bey. Otur Asu. Nedir durum? Tuncay Bey'i mi kastediyorsunuz? Evet. Bana güveniyor. Polat Alemdar'la var mı temasın? Direkt hiçbir temasım olmadı. Ama verdiğim bilgiler Polat Alemdar'a götürülüyor. Artık yanlış bilgi verme zamanı. Yanlış bilgi verirsen benden şüphelenirler Turan Bey. Senden şüphelenmeyecekler. Bizim anlamış olduğumuzu düşünecekler. Ama yine de garantiye almak için Tuncay Kantarcı'nın özel hayatına gir Asu. Kırılacak, gücenecek bir şey yok Zafer. Sen biliyorsun bu işleri. Tazik gördük ama sizi de satmadık. Satmaktan beter ettin. Sen de gidip o kitapçıyı vurdurmasaydın. Sanki niye vurulduğunu bilmiyorsun Vural. Geçmiş geçmişte kaldı. Bundan sonra ne yapıyoruz? Beyler, silah ve para probleminizi çözüyorum. Paramız var, daha da olur. Silahı da buluruz. Buradan ne zaman çıkacağız? Ona zaman var. Başkan biraz yumuşasın, hallederiz. Bir iş var. Aslında o işi bitirirseniz karşısına çıkar derim ki ayıptır. Bak arkadaşlar bu işe kelle koydular. İş ne? Bir hain var. Bürokrat. Adamla ilgili 1000 tane rapor yolladık yukarıya. Bu adam bölücü diye. Adamın güçlü bağlantıları var. Kimse yerinden edemiyor. Vural, sen bunun karşılığında ne kopardın? Siz bu işi bitirin. Kurum olduğu gibi bizim. Yeter mi? Ben artık dayanamayacağım. Görevden alınmamı istedim.
Çoluğum var, çocuğum var. Bunlar Tataroğlu ailesi. Gazeteleri var. Ben bunlarla başa çıkamam. Kaçmak yok. Biz seni buraya getirdiğimizde biliyordun baskı yiyeceğini. İstedikleri evrakı imzalamazsam ne olacak? İmzalamayacaksın tabii ki. Hayatımdan falan korktuğum yok. Şerefimle hizmet ettim. İftiraya kurban gitmek istemiyorum. Hiçbir şey olmaz. Senin kim olduğunu gereken herkes biliyor. Dik dur. Bu işi çözeceğim. Ama sen yine de tedbirli ol. İftirayı halletmek kolay. Senin gibi adamı bir daha nereden bulalım? Kime vereceğin işi? Çocuklardan biri halleder. Basit iş. Koruması yok, bir şey yok. Hem devletin ekmeğini yiyecek, hem devlete ihanet edecek. Var mı öyle ya ama? Yine hangi pis işi ihale ettiler? Sen işine bak. Git çocuklara kahramanlık hikayeleri anlat. Pis mis değil. Vatan haini, bölücüyü temizlemek ne zamandan beri pis iş oldu? Kimmiş o? Ben bu çocuğu tanıyorum. Adı da Salih olacaktı. Ben bu çocukla Urfa'da beraberdim. Dört dörtlük çocuktur. Dürüst, namuslu, rüşvet yemeyen, vatanperver, inançlı bir çocuktur. Ya Hüseyin, sana göre bir tek biz iyi adam değiliz. Emin misin Hüseyin? Yapmayın arkadaşlar. Az çayını içmedim. Memlekette 3-5 tane dürüst adam var. Onların da günahına biz mi gireceğiz? Senin bu adamın sicilini soracağın birileri var mı? Ben tanıyorum diyorum. İsterseniz gidelim adamın ziyaretine. Sana kalsa Memati de vatan kurtarıyor. Hakan, bu adam emniyet kemersiz araba bile kullanmaz. Bırak Memati'yi. Allah Allah. Ya bu işte bir yanlış var, ya da Vural büyük bir vurgun peşinde. Her şey ayarladığımız gibiydi. Memati'yi çektim pusuya ama ne olduysa jandarma bastı. Biz de kaçtık. Haberim var. Sorun sizden taraf değil. Karşı tarafta bir köstebek var. Kim? Hüseyin. Polat'la bir teması yok Hüseyin'in. Polat'la değil. Alper'le. Ne yapacağız? Temizlik zamanı. Sen Zafer'in kafasına sıkacaksın. Sabaha Polat kalmayacak. İki ekibin de başında sen olacaksın. Tuncay Bey, haddim olmayarak bir konuyu zat halinize arz etmek istiyorum. Buyurun Hüsnü Bey kardeşim. Efendim, şahsi gözlemimdir. Eğer kusurum varsa beni affediniz. Hüsnü Bey, buyurun dedim. Husus Asu Hanım'la alakalı olduğu için çekiniyorum efendim. Nedir husus Hüsnü? Öncelikle bana ismimle hitap ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Husus şu ki, bence Asu Hanım'ın size meyli var. Ne meyli? Ben bu işlerden pek anlamam ama bence sizi beğeniyor. Öyle bir imada mı bulundu? Hayır efendim. Dedim ya, sadece gözlem diye. Sizinle konuşurken saçlarıyla oynaması dikkatimi celbetti. Allah Allah.
Hiç fark etmedim. Efendim, hastane cihazları alımıyla ilgili başka bir emriniz var mı? Yok Hüsnü Bey. Rahatsız mı ettim? Estağfurullah Asu Hanım. Ben de zaten çıkmak üzereydim. Çay kahve ne alırsınız? Tuncay Bey müsait misiniz? Buyurun buyurun. Tuncay Bey, bunca zamandır birlikte çalışıyoruz. Beraber bir yemeğe çıkmadık. Karnınız açsa ben yemek söyleyeyim. Vaktiniz varsa ben sizi yemeğe çıkarayım. Bilmem ki nasıl olur. Hay Allah. Bir dakika, ben bir programa bakıp geleyim. Hüsnü Bey, beni yemeğe davet etti Asu Hanım. Ne yapacağız? Şey, efendim, siz nasıl tenzip buyurursanız ama bana sorarsanız hemen davetin üstüne atlamayın. Bırakın hanımefendi kıvransın. Abi, nasıl gireceğiz? Davetiyemiz yok Kırmız. Bodoslama gireceğiz. Teslim, teslimim, teslim, teslimim. Muro nerede? Abi buraya gelmez Muro. O zaman sen Muro'ya git. De ki, onu bulana kadar gittiği yer, gördüğü yüz bırakmayacağım. Yıkın burayı. Ben Abdüley. Seninle görüşmem lazım Zafer. Önemli. Baş başa. Şimdi. Hayırdır Abdüley? Merak ettim. Niye çağırdın? O çağırmadı. Ben çağırdım. Yapma Zafer. Seni öldürmek isteseydim Abdüley daha önce kafana sıkardı. O gece abinin emriyle senin gitmene izin verdim. Ne oluyor burada? Ne oluyor sana anlatayım. Vural birilerinin kucağına oturmuş. Her zamanki dert. Koltuk derdi. İlk seni kurban seçtiler. Sürdüler piyasaya. Olur olmaz iş yaptırmaya başladılar. Seni uyarmaya çalıştım, dinlemedin. Ben kimsenin emriyle iş yapmadım. Zafer, bu işler emirle olmuyor ki zaten. Vatan gitti. Bayrak gitti. Sen yaparsın. Sen edersin. Bu ülkenin sana ihtiyacı var.
Sen gençlere bunları ezberlettirirken onlar da fısır fısır senin kulağını okudular. Hayır. Birbirimize bu saatten sonra yalan söyleyecek halimiz yok. İstesem ilk gün trenin içinden adamların değil ben çıkardım. Seni öldürürdüm. Sonra kıstırmışken öldürürdüm. Neden öldürmedin? Sadece bir tek sebepten. Tepedeki Vural mı? Başkan da bu işin içinde mi öğrenmek için? Bu işler hep böyledir. Herkes birbirini kullanmaya kalkar. Kim diğerini daha iyi kullanırsa tepeye o gelir. Onlar beni kullandıklarını zannetti. Ama ben onları kullandım. Zafer, bazen vatana hizmet için yaptığın işler vatana en büyük ihanet olur. Seni soktukları yere bak. Bataklık. Bu bataklıkta ilk ölecek sensin. Sana mı öldürmeyi emrettiler? Bana değil. Ben onların düşmanıyım. Bana tebliğ etti Vural. Senin kafana sıkmam için talimat verdi. Mümkün değil. Daha bana yeni iş ihale etti. İş ne? Bir bölücü bürokrat. Allah kahretsin. Zafer, bütün bunları senin kara kaşın, kara gözün için anlatmadım. Senin üzerinden büyük plan yapıyorlar. Büyük provokasyonlar hazırlıyorlar. Ben de bunları oturup seyredecek durumda değilim. Senden tek istediğim ortalarda görünme. Vural seni öldü bilsin. Önce Orta Doğu'ydu. Şimdi sırada Türkiye var. Bu bölgede herkes dönüşüme hazır olmalı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar devam edecek. Etmeli de. Ancak bu çalışmalara en yüksek düzeyde katılım lazım. Bunu görememek bizi üzüyor. Yani? Yanisi şu. Biz artık en tepede sizi görmek istiyoruz. Türk istihbaratının bizimle tam uyum içinde çalışması lazım. Bu iki ülkenin de çıkarını olacaktır. Ben hazırım. Bütün planlarımı yaptım. Bu bölgede Amerika'nın başarısı bizim başarımızdır. Biz müttefikiz. Abdurrey. İş artık çok tehlikeli. Abi hep tehlikeliydi. Zafer'in sağ solu belli olmaz. Gider bir delilik yapar açığa çıkarız. Abi yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu saatten sonra vazgeçmek olur mu? Abdurrey, seni içlerine ben soktum. Amacımıza ulaştık sayılır. Vural'ı ortaya çıkardık. Bundan sonra elde edeceğimiz hiçbir bilgi, delil, tanık... Senin hayatını tehlikeye atmaya değmez. Abi ben ölmemek için yaşamıyorum ki. Yaptığımız iş tam olarak amacına ulaşmadıktan sonra benim tehlikede olup olmamamın bir önemi yok. Zaten her zaman her yerde tehlikedeyiz. Müsaade edersen ben başladığım işi bitirmek istiyorum. Memati abi arıyor. Bak. Efendim abi. Yoldayız, geliyoruz. Muru'nun mekanına varmışlar abi. Bizi bekliyorlar. Bas Abdülay. Thank you.
silahlar temiz mi? Abi sıfır silahlar. Bizde temiz olmayan silah yoktur. Ulan bu silahlar başka yerde kullanılmış olsun. Şerefsizim, senden aldığım bu mermileri tek tek yuttururum sana. Olur mu abi? Jilatinde geliyor hepsi. Irak'ta kullanılmış silah kullanılmaya devam eder. Satılırsa da 3 kuruşa 5 kuruşa gider. Sıfır silah müşteri bulur. Sen kaç tane istiyorsun onu söyle. Nedir durum Memati? Hiç anlamadım abi. Hakan içeride. Hakan'ın ne işi var? Silah alıyordur. Hakan örgütten niye silah alsın Abdüley? Sağlık ocaklarında silah satılmıyor Memati. Abi biz nereden alıyoruz peki? Tamam, özür dilerim. Soruyu değiştiriyorum. Tabii ki biz örgütten almıyoruz. O zaman soru şu: Hakan'ın kafasına sıkılacak mı, sıkılmayacak mı? Hayır. Hakan'ı sağ istiyorum. Erhan, Abdüley bu taraftan. Memati sen benimle gel. Tuzak bu! Sattınız ulan beni, şerefsizler! Bırak Memati. Doğru söylüyorsun abi. Nasılsa zararımızı çıkardık. Abdüley. Mekana haber ver. Silahları gelip alsınlar. Nasıl oldun hayat? Kötüyüm Jülide. Ne oldu bana anlamadım ki. Grip salgını var. Herhalde üşüttün. Yorgun da düştün biraz. Hiç böyle olmazdım Jülide. Yarına bir şeyin kalmaz canım. Vücut direncin düşmüştür. Şunu iç, bak iyi gelecektir. Hadi. Hayatım, iyi ki varsın. Sen de canım. Sen de. Şekerim, ben mülteci falan görmeye gelemem. Ne öyle? Pis pis. Kim bilir kaç kilometrenin mikrobunu üzerinde getirmişlerdir. Ben istesem gelmez misin Fuat?
Buna resmen mahalle baskısı derler şekerim. Ah, sen de hakikaten alemsin. Zaten bizim derneğimiz var. Geçen gün televizyonda izledim. Gemilerden atlıyor insanlar medeniyete ulaşabilmek için. Bak, en azından yıkanıyorlarmış. Ay, lütfen dalga geçme. Siz gelmiyorsanız ben tek giderim. Ahu'yu yalnız mı bırakacaksın Fuat? Şekerim, bak şimdiden kaşımaya başladım. Ya 3-5 kuruş yollayalım, ilgilensin insanlar. Çadır kurarlar, baraka yaparlar, bir şey yaparlar. Ben sadece insanların o durumunu görmek, bilgi edinmek istiyorum. Belki ihtiyaçlarını öğreniriz. Yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız. Seninle gelirim oraya. Ama sen de bir kere benimle baş başa yemeğe çıkacaksın. Yani bazen Ahu, ben bile Fuat'ın değiştiğine inanıyorum. Hayatta oraya gitmeyecek adam en azından pazarlığa açık. Kuzey Irak'taki statükonun değişmesi en çok bizi etkileyecek. Bütün aileler silah satarken ben Musul'a, Kerkük'e, Erbil'e yatırım yaptım. Üniversiteler, havaalanları inşa ettim. Ve şimdi bütün kazanımlarım risk altında. Durumunuzu başkanla değerlendirdiniz mi? Müzakerelerimiz oldu. Ancak İbren'in ne tarafa ağırlık basacağını görmek istiyor. Açıkçası ona güvenim kalmadı. Vural'ı en tepede görmekten biz mutlu oluruz. Tabii sizin tercihiniz de bizim için önemli. Bugüne kadar her gelenle çalıştım. Yine çalışırım. Ancak radikal değişimler arifesindeyiz. Yani yatırım yapacağım bir güçten ziyade sırtımı dayayacağım, güvenebileceğim insanlarla çalışmak istiyorum. Biz dostlarımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Yalnız sizden bir ricam var. Tabii, buyurun. Bu sıra medyada aleyhimize çok sayıda yazı var. Özellikle sizin grubunuzda bazı gazeteci arkadaşlar hadiselerin gerçek yönünü bilmeden rahatsız edici yazılar yazıyorlar. Bazılarının işine son verilmesini istiyoruz. Bir tanesinin ise oryantasyona alınması için Washington'a yollanmasını istiyoruz. Ehna kabil dakika enrit en masulkum il Avrupa. Bir an önce Avrupa'ya ulaştık. Beste erfun şab il Avrupi. Meyret Yusuf Ecanı Behter, İbdi Belhum. Avrupalılar artık ülkelerinde daha fazla yabancı görmek istemiyor. Fakat devletler kendi kamuoylarının baskısı altında. Sen hangi ülkeye gitmek istersin? Fransa. Lazım. Tütellem Fransa. Önce Fransızca öğrenmen lazım. Sen. Uridu en aru. Almanya'da akrabalarımın yanına Almanya gitmek istiyorum. Evval ma tutkul Almanya. Tutkul imtihan luga. Eko bikum hazır ilheşi la. Var mı? Yok. Ya khuti, qabil ma ta'aruf. Avrupa değerlerini bilmeden. Utifam el qiyam el avrupiye. Anlamadan Avrupa'da yaşanmaz. Eb Avrupa. Evvelen nibdin ifem. Önce Avrupa'yı anlamaya başlayacağız. Bu hatta tüfamın elinizdeki kitapları ipşikil ceyit daha iyi anlayasınız diye elli bitkum kendi dilinizde bastırdık. Bu kız kim? Bizim için çalışan tercümanlardan biri. Bir ara ofisime gelsin. Olur Kabil Bey. Üstümüzde baskı var. Özellikle kilise evler konusunda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Tabii ki gerekeni yapın. Ama ne de olsa burası Türkiye. Unutmayın.
Tamam. İçeride mi? İçeride abi. Abdüley, sen Erhan'ı Nevzat'a al, arkadan dolaş. Peki abi. Memati sen solu tut. Pürmüz, sen arkamda kal. Yeter ulan. Biz saklandıkça bu adam bizim üzerimize geliyor. Polat Alemdar nasıl bir mekanda? Abi bir barakada. Ulan bütün dünyayı bastık da bir barakaya mı basamıyoruz? Abi önceki mekanını CIA basmıştı, oradan bile sağ çıktılar. Ulan ne CIA'yı tanırım ne de Polat Alemdar. Bu gece barakasına gireceğiz, yakacağız, çıkacağız. Sen molotofları hazırla. Sen silahları hazırla. Ne oluyor lan? Ulan sıkın! Saç konusu kafasına ben sıkarım ha. Tamam mı lan, anlaşıldı mı? Göreceksiniz, öldüreceksiniz. Bunlar mayın da, bunlar ne usta? Abi, asıl mayınların İstanbul'da ne işi var? Bu araba alarm sistemleriyle mayınlara kumanda ediyorlar. Mayın dedektörlerinin frekansları bu frekansı çözemiyor. O yüzden mayına karşı bir tedbir alınamıyor. Ağırlıkta çalışmıyor mu mayın? Hayır. Onun da yolunu buldular. Kendilerini dünyaya iyi gösterip sivil öldürmeyecekler ya. Mayını düşüyor bir yere, geçiyor bir ağacın dibine, araç sayıyor. Askeri araç geçtiği anda basıyor alarma ve... Böyle kahpelik olur mu usta? Kahpelik mi soruyorsun?
Bak mayının arkasındaki ülkenin adına. Bak araba alarmının üstündeki ülkenin adına. Bak mayın dedektörünü yapan ülkenin adına. Buna bir şey geliştirilemiyor mu? Önce mayını satıyor, sonra dedektörünü satıyor. Sonra dedektörün bulamadığı mayını ve sistemi icat ediyor. Sonra onu satıyor. Sonra ona çare bulup sana satmıyor. Pazarlık ediyor seninle. Dediğimi yapacak mısın diye. Oho, para oldukça bu iş bitmez o zaman. Biter biter. Bu da biter. Antrepon oldu Yıldız. O işi hallediyoruz efendim. Az kaldı. Neden gecikti? Bir bürokratın işgüzarlığı yüzünden. Çözüm? Vuraldı efendim. Bulut niye halletmedi? Siz bana devlet işinden uzak dur dediniz. Ben uzaklığımı koruyorum efendim. Kemal, alıştın mı yeni yerine? Evet efendim. Hazar Beyoğulları'nın ithal ettiği mallarda biraz gecikme yapın. Limandan hemen çıkarmayın. Biraz sıkıntı çeksinler. Emredersiniz efendim. İnci, nedir reklam gelirleri durumu? Yıl sonu hedefimizi tutturuyor musunuz? Hedefin üstündeyiz ama birkaç firmanın boykotu biraz moralimizi bozuyor. Aleyhlerinde haber yapın Yıldız. Peki efendim. Ratingler? İyi durumdayız. Birkaç programın isim var dosyada. Onlarla ilgilenin. Kimsenin anlamayacağı şekilde sisteme müdahale edin. Peki baba. Yıldız, diğer dosyadaki isimlerin birini Washington'a yolla. Bütün köşe yazarlarına da söyle. Artık tek bir Amerikan aleyhtarı yazı istemiyorum. Gündemi değiştirin. Şekerim, bol magazin falan koyun. Bir de bu mülteciler çok kötü durumdaymış ya. Yazık. Onlarla ilgili haber de yapın. Hem savaş çıkarsa daha çok mülteciyi alırız. Yani gündemi yakalamış oluruz. Fuat, senin gündemin ne? Babacığım, ben eşimi kaybettikten sonra daha duygusal oldum. Gözlerim yaşardı. Sus sus. Ağlayacağım. Cemil, ne olacak bu iş? Abi sıkma canını. Bugün gelmezse yarın gelir. Ulan Cemil. Senden de medet umar hale geldim ya. Bundan kötüsü olamaz. Öyle deme abi. Benim sayemde tanıştın. İyi Cemil Bey, teşekkür ederiz. Çocuğumuz olursa adını Cemil koyacağım. Tövbe tövbe. Hadi gözün aydın abi. Cemil, iki çay getir kaybol. Oo Gönül Hanım, sizi buralarda görmek ne güzel. Nasılsınız Hikmet Bey? Gerçeği söylemek gerekirse, buyurun. Seni görmeden önce berbat haldeydim. Ama seni gördüm çok mutlu oldum. Neden? Ben derdimi anlatamıyorum sana, Gönül. Cemil, dolaşma diyorum ayak altında. Abi çay getirdim. Teşekkür ederim. Bu saatte o güneş gözlüğü ne? Bu da yeni moda mı?
Böyle rahat ediyorum. Benim senin gözlerin kadar güzel gözlerim olacak. Bir de onları kapatacağım. Peki, öyle olsun. Bana adresin telefonunu ver. Neden? Bu iş böyle olmuyor. İstemeye geleceğim seni. Olur mu öyle şey? Bal gibi olur, niye olmuyormuş? Pişman olursun. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam. Sen beni istemiyor musun? Senin bir görüştüğün mü var? Hayır, yok. Beni mi beğenmiyorsun? Tanımıyorum ki seni. Allah Allah. Tanımazsan tanıma. 35 yaşındayım. 35 senede hala aile tanırsın. Ben kaç yaşındayım? Bilmem, kaç yaşındasın? Daha yaşımı bilmiyorsun. Nerede otururum, ne yaparım bilmiyorsun. Fakir miyim, yetim miyim bilmiyorsun. Kör müyüm, sağır mıyım bilmiyorsun. Hasta mıyım, sağ mıyım bilmiyorsun. Ve diyorsun ki, gelip seni isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Bizzat istiyorum. Bak, ben fakirim. Evin hizmetçisiyim. Bu köpek evin sahibinin. Buraya geliyorum çünkü param yok. Sadece çay içip gidiyorum. Oh, çok şükür. Ben de seni çok zengin zannediyordum. Şimdi adresi versene. Sen benim Polat abimi tanısan? Bir dakika yanından ayrılmazsın. Bana ayrılmazsın diyorsun da sen görüşmüyorsun. Ya benim bu işlere girmemi pek istemiyordu ondan. Yoksa kahvede oturacak adam mıyım ben? Burası da önemli. Bütün genç arkadaşlar buralara takılıyorlar. Türkiye'nin kalbi kahvelerde atıyor. İbrahim abi, herkese benden çay. Hayırdır lan, piyango mu vurdu? Büyük keriz yakaladım. Gürhan abi, saygılar. Gel bakayım buraya. Buyur abi. Ne iş? Abi, arkadaşla bir eve girdik. Gır gır makara mukara geyik. Sevgi kardeşlik dediler. Çıkışta da $100 para verdiler. Niye? Abi, bunlar misyoner miymiş neymiş? Avrupalı yani, para çok. Onlar bizi kafesleyecekler akılları sıra. Ben parama bakarım. Oğlum, madem para var bizi de götür. Gelirsen ekmeğimize mani olursun abi. Yok lan, karışmayacağım. İyi abi, pazar günü gidelim o zaman. Olur. Çözdün mü dalgayı? Beraber çözeriz. Senin ne işin var burada Ahu? Hoş bulduk. Hoş geldin de Ahu. Sürprizlerden hoşlanmadığımı söylemiştim. Usta, bize müsaade, biz çıkalım. Yok Memati, işimiz var. Ahu Hanım gidecek. İçeriye ateşe vereceğim. Dışarı çıkanı indirin, tamam mı? Hadi. Ben sadece buradan geçiyordum. Telefonun kapalıydı. Bir uğrayayım yoksa giderim diye düşündüm. Ama arkadaşlar gelecek dediler.
Ahucum, sonra konuşalım bunları, olur mu? Biraz meşgulüm. Birilerini bekliyorum. Pürmüz, Ahu Hanım'ı bırak. Peki abi. Ahu!